Evet, deterjanlarımızı aldık. Şenacığımın evini zaten gezmiştik biliyorsunuz. Çok fazla abartı bir kir yoktu. Ama fırında bazı detaylar vardı. Onların nasıl çıktığını bir görelim. Şu halımızı bir katlayalım. Şenay. Efendim. Şenanay da yavrum. Şenanay. Hop hoppa Şenanay, hoppa Şenanay. Sen gel bunu tele, ben suyu doldurayım. Bak buradan çıktı, güzel bir yağ sökücüymüş ama şuradaki parmağımı yaktı, yaraydı. Aa, o zaman size bir eldiven takın da yarınız daha da kötü olmasın. Ay evet, şura yanıyor. Daha önceden elini kesmişsin. Elimi lavada mı yıkayayım, burada mı yıkayayım? Yıka yıka lehende, gel sen böyle Şenay. Şenay'cığım çok pardon. Ha bak, rengi dönmüş yazık. Şenay Hanım'ın bileği kuvvetli yalnız Kadir. Aa bak, yandı burası. O kadar fıstığı baklava yiyici. Nereden alalım? Gidin içeriden arkadaşlar versinler. Ne oldu Kadir? Çıkıcı bunlar, görüktü bak. Şenay'cığım. Ne oldu? Kelebacı, sen bunlarla niçin uğraşmayın? Ne yapıyorsun sen öyle? Eliyle büdü. Çabuk. Geliyorum. Antepleşim. Hacivatlı karabiber. Kelen bacı ne edici? Ne edici? Valla fıstıkları toplayıp da bütün gün koşturup durun. Sen ne edicin? Neydin valla? Bir tane içme yap da çay mı koyduktu acaba ki? Baksana bilirim. Sonra bunlar bir ağızlar aşağıya bir giriyorlar. Bak orası geçmedi değil mi? Ama bir şey diyeceğim. Şurayı görüyor musun? Bak şurayla şuranın farkını. Demek ki deterjandan kaynaklı. Benim deterjanım bu kadar temizlemiyor. Gördün mü? Şimdi getir o ya. Bence bak. Teli de biraz sürtmemişsin sen herhalde. Bir şey söyleyeyim, burada kapak var ya, çok böyle iyilik de yapamadım. Yağ sökücüyü ver. Ver, hersim almışken güzel çıktı burası. Ben de Şenay, sen de uyanıksın ha. Fırını ayaküstü bize iyi temizlettin. Şenay. Efendim? Patlat bir Antep türküsü. Sesim hiç güzel değil, benden hiç almayın vallahi bak. Herkes televizyonu kapatır. Hele meyrem, meyrem, meyrem. Ama açsınlar, oynayalım. Eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem. Dama vurdum bir de pik, damın direği kepik. Kız ben seni alırım da korkarım çoban öpük. Hele meyrem, meyrem, meyrem. Hele meyrem, meyrem, meyrem. Eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem. Eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem. Antep'in hamam... Ama bu da yeter, her gün aynı şeyi söylüyor. Bırak hadi, sil şurayı. Silelim. Şenay, severek mi evlendiniz eşinle? Yani gibi gibi. Sen göğücü usulü mü, sevgili miydiniz? Ele burada da sevgili olmak çok zor. Yok, sevgili değildik. Şöyle anlatayım. Eşimin teyzesiyle biz komşuyduk. İşte benim de sıralar göğücüm gelip gidiyor. Teyze sürekli diyorduk, hadi biz de göğücü yani gelelim. Yani isteyenin çoğuydu, he mi? Tabii ki. Ay. Kısmetim açıldı. Açıldı canım. Benim mühendisler, doktorlar istedi de. Vara vara. Sen kime gittin? Ayakkabıcıya. Burada ayakkabıcı da iyi iş yapıyor. Ama biz batırdık, battık, kapattık. Tabii canım. Pandemiden dolayı mı? Yok, pandemiden önce. Sermayemiz yoktu açıkçası. Dönmedi işler. Dönmedi iş. Onu işte devrettik. Eşim şu an fabrikada çalışıyor. Peki bir şey diyeceğim. Teyzesi o komşunuzdu? İşte o vesilesiyle işte ben hiç istemiyordum. Gelmesinler falan diyordum sürekli. Eşim de istemiyordu. İşte eşim de o zamanlar 25 yaşında falan. İşte ben evlenme yaşında değilim. İstemiyorum. Daha laylaylom. Daha gezip tozmalı beyefendi. Yani. Teyzesi çok ısrar edince dedik hadi gelsin. Eşim de artık dayanamamış. Tamam hadi kalk gidelim demiş annesine. Geldiler. O da istemiyor, ben de istemiyorum. İstemeye geldiler. Ne tuhaf. Hayır, bakmaya geldiler. Bakmaya. Hani bizim ben de sizin burada derler. Bakmayı anlamıyorum. Yani bakmaya gidiyorum. Oldu ki beğenmedi. Ben olsam ayıp oldu. Şimdi nasıl beğenmeyeceğim? Yok hayır, istemiyorum diyorsun direkt. Bir tanesi 3-4 defa geldi biliyor musun? İstemiyorum diyorum, bir daha geliyor. Meyveler alıyor, sebzeler alıyor, geliyor. Leman bir de bugün bak. Belki bugün çarşamba gezine güzel görünürüm. İşte ondan sonra eşim de hatta babet çorabı giymiş. Antep'te. Evet. Demiş yaman babet çorabı giyeyim de beni beğenmesinler demiş. Ben de bir tane maskara bile sürmedim. Dedim ki makyaj yapmayayım da gözlerine şirin gözükmesinler de bir daha gelmesinler. Bak işte Allah ağızdan dillerini bağlayacak.
siz ne yaparsanız yapın. Aynen. Sonra eşim kapıya geldi. Zili çaldı. Açtım. O bana bakıyor, bana bakıyorum. İkimiz de birbirimize gülmeye başladık. Sonra eve gitmiş. Anneye kız güzelmiş. İşte kızın yaşı kaçmış. Ben de işte teyzesine diyorum ki yeğenin güzelmiş. Kaç yaşında, ne iş yapıyor? Bir baktım birbirimize işte böyle merak etmeye başladık. İşte birbirimizi araştırıyoruz. Sonra, Allah gönlünüze o sıcaklığı verdi. Sonra teyzesi dedi ki hadi bir daha gelelim. Siz bir konuşun. Biz mutfakta gittik, konuştuk. Numaralarımızı falan aldık. Sonra oradan başladı. Seni çalıyorum ha. Sonra oradan başladı ama biz hemen bir ay içerisinde söz yaptık, 3 ay sonra nişan yaptık, 1 sene sonra evlendik. Allah'tan istemiyorlarmış. İstemeye. Ama ilk görüşte aşık olmuşlar. Ve? O kapıdaki gülüşme geçti. Zaten. Ona geçtim ve ben 1 sene çocuk istemiyordum. Hamile kaldım. Ne kadar süre sonra? Hemen. Kaç yaşında kızın? Şey, kaç aylık? 2,5 yaşında ellerini. Hayır pardon seni. Öyle bir anlattın ki ben seni yeni gelin gibi görüyorum. 3 sene öncesi tabii bunlar. Evet. Maşallah. İkinciyi düşünüyor musun? Hayır, biraz. Tamam, bekle. Daha çok sürmez. Düşünmüş. Hayır dedi ya şimdi bu. Bekleyin siz. Yakında Şenay'ın haberini... Yakında Şenay'ın haberini alırız. Bak şimdi gel biraz ışıktan dolayı şunları görüyor musun? Ay bu adam da bunları çok seviyor. Heh, gördün mü? Bak maşallah şu adamın kamerasına bak. Gördün bunları değil mi? Bak şimdi. Sıktım. Bu deterjanlardan biz de alabiliyor muyuz? Tabii ki marketlerde var. İsmini sonra öğrenirim. Zaten sana bir şey, ben buna derin bir girsem... Daha ben bunu sökerim. O arkadaki pervanesini yıkarım. Daha çok işi var bunun da. Ama şu anlık içi rahatladı mı? Evet, ellerinize sağlık. O yanık balcan kebabını söktük. Ama şunu ben artık bundan sonra ben de yaparım. Sökebilirsem tekrar... Sen yapma, eşine yaptır. Tamam. Sonra elinde kalır, akşama kadar fırınsız kalırsın. Yine muhteşem deterjanlarımızla ve tabii ki Kadir Ezildi ile. Şimdi gel kapağını takak. Kadir bırakın siz, biz takarız onu. Siz takın bunu, şurasını çıkartmam lazım Şenacığım. Mutfakta başka neyimiz vardı? Dolapların üstü iyiydi. Bulaşık makinesi filtresini gel. Bunu ben de döküm geleyim mi? Hadi döküp gelin. Ve filtrenin içini güzelce kenarlarını yıkadım. Şimdi onu takıyorum ama bak şuraları göstereceğim sana. Bak şu kenarları görüyor musun? Sana bıdık bıdık göstermiştim. Ağız kısmını da alayım. Hı. Ama bulaşık makinelerinde koku falan yok. Güzel. Yok. Tamam. Arası da güzel. Ellerine, kollarına sağlık. Bunun arkasını çekiyor musun sürekli olarak? Aha, bakalım isterseniz. Ne kadar sıklıkla çekiyorsun? Canım ne zaman isterse. Canım ne zaman isterse. Ben keyfim ve kahyası. Evet. Borusunda sıkıntı yok değil mi? Geliyor. Yok geliyor. Gayet güzel. Üstü de temiz. Kalk bir de salona gidip bakalım. Hadi size gidelim. Bunu takın o arada, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.